Miraç Emlak'tan hepinize merhaba. Bugün Aydın, Didim, Mavişehir, denize gördüğünüz üzere 50 metre mesafedeyiz. Deniz manzaramız bu şekilde. 6 artı 1. Evet. 6 artı 1 bir villa tanıtacağım. Tabii villanın arazinin engebeli olmasının sebebiyle iki katını kottan almış. Dolayısıyla ben de bugün hem villayı kontrol amaçlı geldim, hem yukarıda şu manzaraya karşı videomuzun başlangıcını yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bugün burada size 6 artı bir villa tanıtacağım. Şu anda villanın terasındayım. Villanın terası gördüğünüz üzere Ali Bey göstersin size. Bordeks malzemeyle pergüle sistemini yapmış. Dilenirse yani arzu edilirse buraya da cam balkonla kapatıp kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Tabi aynı zamanda buraya mutfak tezgah şeyini de kullanmış. Yani tesisatlarını falan hepsini yerleştirmiş. İstenilirse buraya bir mutfak tezgahı da atılabilir. İşte elektrik prizleri, pis su gideri, sıcak ve soğuk su gideri mevcut. Aynı zamanda şurada da yani hem tuvalet, hem el yüz yıkama yeri, hem çamaşır makinesi yeri hepsini buraya yerleştirilmiş. Yani mutfak burada olurken burada da bir WC falan olması gerekiyor. Tabi hemen burada merdivenden aşağı iniyorsun şu gördüğünüz tekli kapıda, ama ben odanın içerisine girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Odanın içerisine girince Ali Bey hemen şu tarafa gelir. O da çatı meyilli olduğundan hemen karşı tarafta bir televizyon ünitemiz var değerli arkadaşlar. Televizyon ünitesinin hemen sağında solunda dolaplardan kurulmuş televizyonumuz buraya kurulacak. Bir yatak odası hemen karşı tarafta da bir gardırop yapılmış. Gördüğünüz üzere evet, gardırobumuz da bu şekilde. Kalorifer sistemleri yapılmış, panjur sistemleri var, sineklik sistemleri var. Burada da ebeveyn banyomuz var. Ali Bey size bir göstersin. Duş yeri, klozet, Hilton dolabı vesaire hepsi 10 numara. Ama odanın içerisinde de deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Ali Bey tekrar bir göstersin deniz manzarası. Aydın, Didim, Mavişehir, Sedefkoy. Sedefkoy'a cepheyiz. Sadece 50 metre. Şimdi ben videoyu bugün açıkçası tersten başladım. Yukarıdan aşağı inip gideceğim. Tabi Mersin beji dediğimiz bej mermerlerinin basamakları yapılmış. Ankesit gri'den de alüminyum korkulukları yapılmış. Tam bağımsız, tam müstakil. Hemen merdiven aydınlatması için de burada çift açılımlı vasıtasında bir penceremiz mevcut. Şuraya da bir çıkmamız var. Çıkmanın üzerinde isterseniz çiçek, saksı vesaire koyabilirsiniz. Spot lambalarımız da mevcut. Tabi yukarıdan aşağı inerken bir genel banyomuz var. Ali Bey tekrar da genel banyoyu göstersin. Duvarlara siyah granit, yerlere de beyaz granit malzeme kullanmış. Duşakabin son derece çok güzel, şık bir şekilde yapılmış. Klozet hemen şu tarafta. Burada da gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, üzerinde seramik evyemiz mevcut. Aynamız ve dolabımız mevcuttur. Tabi büyük yatak odasına geçiyoruz şu anda. Büyük yatak odasına geçince hemen yatak başlarına İki tane bavyen şeklinde aplik lambalarımız konulmuş. Bu yatak odasının içerisinde de yani ön tarafa Fransız balkonu yerleştirmiş. Karşı tarafta denizi son derece net bir şekilde görüyorsunuz. Denize sadece 50 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. 50 metre mesafedeyiz. Zemin döşemeye baktığınızda 120'ye 60 porselen seramik. Porselen seramik döşenmiş. Tabii ikinci odaya geçiyoruz. Yani üçüncü oda diyelim. Yukarıda yine oda göstermiştim. İki ve üçüncü oda. Üçüncü odanın da işte yatak başları bu şekilde. Klima tesisatları duvarların içerisine geçirilmiş. Hemen ön tarafında da güzel bir balkonumuz var. Gene denize nazır bir şekilde manzarayı çok rahat bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere manzaramız bu şekilde. Evet, üçüncü odamızı tanıttıktan sonra bir alt kata daha iniyoruz. Kapılara baktığınız zaman gerçekten güzel kapılar, lake kapılar kullanılmış. Tabi merkezi sistem burada mevcut. Gene bir alt kata iniyoruz. Değerli dostlar, alt kata inerken çelik kapımızın girişine geldik. Yani ben şimdi çelik kapının girişine gireyim, ondan sonra tekrar evin içerisine gireyim. Yani üst katları tanıttıktan sonra hemen şurada araç park yerimiz var. Aracımız buradan gelip şuraya park edebilirsiniz. Tabii burada da peyzaj alanımız var. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii bu tarafta da
Ve varanda alanımız var. Tamam, şimdi dinlense eğer sadece ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Tabii çelik kapı açılır açılmaz burada son derece güzel bir portmantonumuz var. Yani vestiyer alanımız var. Ayakkabılık yerlerimiz son derece güzel. Burayı aslında şöyle düşünülmüş. Salon mutfak ama ben bugün Serkan Bey kardeşimle görüştüm. Dedim ki burası biraz salona ufak olur. Direkt gelirsiniz burada mutfak, ayrı mutfak. Altta gerçekten son derece büyük bir odamız var. Onu salon olarak kullanabilirsiniz. Burayı da ayrı mutfak olarak dizayn edebilirsiniz. Tabii bu benim görüşüm. Ama siz isterseniz burayı da salon olarak kullanabilirsiniz. Şimdi mutfak kısmına geçiyorum. Mutfak kısmı şu şekilde. Gördüğünüz üzere buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, ankestre ocak yerimiz, davlumbaz yerimiz, bulaşık makinesi yerimiz, çimstondan tezgahımız, granit evyemiz, hakikaten ECA bataryaları çok, çok kullanışlı, çok amaçlı bir mutfak dolabımız mevcut. Yine dediğim gibi klima tesisatları duvarların içerisinde geçirmiş. Tabii altyapısı tamamen bitmiş. Kalorifer tesisatları da mevcut. Çıkışları dışarı verilmiş. Olası doğalgaz geldiğinde buraya hemen doğalgazınızı bağlayıp sayacınızı bağlayıp hiçbir sıkıntı olmadan rahat edebiliyorsunuz. Çelik kapıyı kapattıktan sonra merdiven altında da bir banyo, tuvalet yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere duşakabini, Hilton dolabı ve klozet burada. Başta da söylediğim gibi yani burası salon için belki biraz dar olabilir. Tabi burası salon mutfak olarak düşünülmüş. Ama ben bir inşaatçı olarak buraya baktığımda diyorum ki burayı ayrı mutfak olarak kullansınlar. Alt kata zaten salon yeterli diye düşünüyorum. Hemen alt kata iniyorum. Siz de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Aşağı inerken Mersin Beci mermerlerimiz mevcut. Yine tam bağımsız villa olduğundan merdiven aydınlatmamız da mevcut. Burada tabi burada iki tane odamız daha mevcut. Kod da alınmış ya. Yani aşağıya bir daha yerimiz mevcut. Hemen burada gene geniş bir odamız. Hemen ön tarafında da fevkalade güzel bir varanda alanımız yani odanın içerisinde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. İkinci odaya tekrar gene geçiyoruz. 6 artı 1 demiştim. Evet, burada ikinci bir odamız daha mevcut. Hani giriş kapısı çelik kapıdan girerken halen aynı katta sanırsam duruyoruz. Burada da gene bir varanda alanımız, çim alanımız mevcut. Yani yukarıda 3 tane oda, 2 tane de burada, bir de aşağıda 6 tane. Bir de mutfağın olduğu bölüm. Mutfağın olduğu o bölümü eğer düşünürsek yani şurayı ben salon olarak tercih ediyorum. Hakikaten çok güzel, çok geniş bir alan. Fevkalade rahat, güzel bir alan. Tabii sürme kapımız var, varanda alanımız var. Hemen dışarıya çıkalım. Karo taşlarıyla dizayn edilmiş burası. Gördüğünüz üzere. Tabii siz isterseniz burayı seramik de yapabilirsiniz. İsterseniz çim ekip bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Binanın görünümü böyle yani zemin 1, 2, 3, 4 kat. 4 kat tabii. 2 katı kottan alınmış, 2 kat da normal katlarımız. Bana kalırsa ben burayı salon olarak düşünürüm. Çünkü hakikaten geniş, güzel ve serin olur yaz aylarında. İstenilirse tabii merdiven altına da dolap yerleştirilir. Burada kıvır zıvırları yerleştirebilirsiniz. Tekrar yukarı çıkıyorum değerli arkadaşlar. Bahçe alanına yani salon kısmına geçtiğimizde videomuzu bağlayacağız. Aydın Didim Mavi Şehir Sedefkuyu bölgesindeyiz bugün. Zaten malumunuz biliyorsunuz teras katında ben deniz manzarasını gösterdim size. Denize sadece ve sadece 50 metre mesafedeyiz. Yani aynı zamanda Mavi Şehir plajına, pazar yerine de çok yakın bir konumdayız. Maksimum 300 metre mesafedeyiz. Gördüğünüz üzere son derece şık, güzel bir mutfağımız var burada. Tabii ben böyle düşünüyorum ama isterseniz burayı salon olarak da kullanabilirsiniz. Bu benim fikrim. Yani inşaatta uğraştığım için en alt katı salon olarak düşünürsünüz. Onun üstünde iki tane yatak odamız var. Sonra bu kata geldiğinizde mutfağımız var. Sonra onun bir üstünde iki odamız var. Onun üstünde bir odamız, ebeveyn banyomuz var. Dolayısıyla güzel bir yer tanıttım. Tabii fiyatı merak ediyorsunuz. Burada arsa payları yüksek değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon TL değerli arkadaşlar. 2 milyon TL. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edip
Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim.